Ulan Allah beni davul etmesin ya. Defne'yi kendi kendimizi ispiyonlamışız. Ama nereden bilecektik ki tuvalette olduğunu Songül? Aferin size. Güvenip de yola çıktığım insanlara bak. Bilerek mi yaptık kızım? Nereden bilelim? Ya tamam bir hata yaptık olabilir. Üstümüze gelme. Abla. Eve mi geldin? Ama annem yok. Gezmeye gitti herhalde. İçeri girelim ben sana anlatacağım ablacığım. Tamam. Büşra'cığım, polisler annene birkaç soru soracaklarmış. O yüzden bu gece gelemeyecek. Tamam mı tatlım? Kemal ağabeyi mi soracaklar? Evet. Ama ben evde yalnız kalamam ki. Ablam da kalsın. Ablan kalamaz. Eylül'cüğüm bir akrabanız falan yok mu? Bu durum belli olana kadar birinin kardeşlerinle ilgilenmesi lazım. Teyzem Almanya'da. Annemin dayısı var köyde ama ya o da çok yaşlı. Ayakta bile duramıyor. Başka biri yok mu? Halam var ya. Halanı arayalım o zaman. Kemal abinin ablası o. Olsun. Olsun arayalım. Var mı numarası biliyor musun? Annemin telefon defterine bakayım ben. Evet. Hoş geldin Berin teyze. Yaktınız kardeşimin başını. Yaktınız. Nerede kardeşim? Nerede cesedi? Nasıl olmuş? Nasıl kıymış dağ gibi kardeşime? Allah kahretsin onu. Allah bin türlü belasını versin. Hanımefendi, Mesude Hanım katil değil. Kardeşinizin ölüp ölmediği de kesin değil ayrıca. Lütfen sakin olur musunuz? Abla. Kemal abi öldü mü? Annem mi öldürdü onu? Abla. Abla doğru mu bu? Yok. Ölmedi ablacığım, vallahi ölmedi. Peki ananız ne yemeği ben öldürdüm demiş ha? Hangi çukura attı onu? Nereler sakladı ha? Hanımefendi. Çocukların yanında böyle konuşmayalım isterseniz. Kardeşinizin öldüğüne dair polisin elinde bir kanıt yok zaten. Doğru mu söylüyorsun? Yaşıyor mu Kemal? Evet. Yani öyle olması lazım. Lütfen sakin olur musunuz? Bu gece bir geçsin. Ben zaten Eylül'ü tekrar yurda götüreceğim. Eğer çocuklara sahip çıkarsanız bu çocuklar sizinle kalsın. Kardeşimin canına kıymış karını çocuklarına mı bakacağım ben? Yalnız bebeği alırım. Nerede Metin'in eşyaları? Yukarıda yatak odasında. Ben ne olacağım? Sen bizimle geleceksin Büşra.